sarısı, çiçek taksi durağı burası. Fark etmez gündüz gece yarısı, taksicinin derdi ekmek kavgası. Şişik olmalı lastiğin havası, çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Taksimin rengi buğday sarısı, çiçek taksi durağı burası. Ya Ramazan'ım, bir iki lokma da sen alsana. İstemem. Abuzer, boşuna uğraşma. Ramazan abinin hiç keyfi yok. Tıpkı benim gibi. Erdal, senin niye suratın asık? Şey abi, bu aralar biraz moralim bozuk. Bu aralar değil, bu aralar değil. Yasemin ağam ya. Nasıl bırakıp gitti seni? Ama Buzer, senin de ağzında baklı ıslak ya. Oo İbo, maşallah ya. Çiçekler içindesin, hayırdır? Durağın önündeki bahçe için Ramazan abi size fide getirdim. Sağ ol, ellerine sağlık. Sizin yaptığınız iyiliğin karşısında bu az ama işte ya, bunları yapabildik. Ya. Sayenizde dükkanı kurtardım, sağ olasınız. İstersen ben dikeyim abi. Arkadaşlarının zor durumundan yararlanmaya çalışan adamın elinden bu fideler tutmaz abi. Abuzer, eğil oğlum, taş geliyor. Şşş! Lastikçi, kaybol, kaybol! Ya işte böyle abicim, doğruyu söylersen 9 köyden kovarlar seni. Tövbe tövbe ya. Ya Abuzer, yeter artık, uzun ettin, tamam. Bunları nereye koyayım abi? İbo, şöyle bir kenara koy da sonra dikeriz. Peki abicim, size de hayırlı işler olsun bu arada. Şşş! Nerede kaldı bu adamlar ya? Saat kaç oldu, hala ortada yoklar ya. Oo abi, onları yataktan kaldıran da yok, kahvaltı hazırlayan da yok. Bugün biraz zor toparlanırlar. Gelsinler de bak ben onları nasıl toparlıyorum. Karılarıyla mı barışıyorlar, ne yapıyorlarsa bilmiyorum. Onların eşekliklerinin cezasını ben mi çekeceğim ya? Yetti ya. Of be. Alo çiçekten. Ah Perihan Hanım, siz miydiniz? Günaydın Ramazan Beyciğim. Dün akşam sizinle fazla ilgilenemedim. Zarar yok efendim. O güzel sesin sizi dinletir, telafi edersiniz. Bana bakın. Hadi kalkın oradan. Alın şu fideleri de dikin bahçeye, laf dinlemeyin hadi. Tamam. Şşt. Kaydın bebes, gel bakayım. Sana hayatla ilgili bir şey daha öğreteceğim. Fide dikmek. Ne pislemişimdir, yürü. Affedersiniz Perihan Hanımcığım. Lafınızı kestim. Kızlar nasıl? Evlerine gitmişlerdir herhalde. Yok, buradalar efendim. Dönmeye hiç niyetleri yok gibi. Öyle mi? Yani bu akşam da oradalar. Neyse efendim, sizi işinizden alıkoymayayım. Güne sizin güzel sesinizle başlamak istedim. Hayırlı işler dilemek istedim. Size de iyi günler efendim. Kadın ayol, bir böyle olamadık ha. Sabah sabah bir cilve bir cilve. Söyleyene değil, söyletene bak. Aa, hiçbir şey yememişiz güzeller. Hiç iştahım yok. Canım istemiyor. Benim de. Ne oluyor? Bir pişmanlık havası mı sizinliyorum? Of, bilmiyorum. Akşam yaptım ama şimdi düşününce çok çocukça geliyor. Oyun bozanlık etme Selcan. Tamam, bu dersi hak ettiler ama hata mı ettik acaba? Ay ben de sustum sustum ama hiç içime sinmiyor yani. Sen ne dersin Perihan Hanımcığım? Vallahi bu sizin kararınız güzeller. Ben bir yorumda bulunamam. Vallahi aklım almıyor ya. Nereye gider bunlar kardeşim ya? Abi ne demek nereye gider? Bunlar kesinlikle ülkeyi terk ettiler. Hindistan'a veya Zimbabwe'ye gitmişler. Çakacağım sana ya. Bu durumda bile şaka yapıyorsun kardeşim. Ne yapabilirim kardeşim ya? Allah Allah, benim de sinirlerim bozuk. Şaka yapmadan duramıyorum. Kusura bakmayın. Allah'ım ya. Şu bize yaşattıklarına bak. Ayşe. Seni elime geçirirsem ben ne yapacağım biliyorum ha. Baba eli gördün mü? Bak. Ben ne yapacağım bir bak. Döver gibi. Kazım abi, bu kadın var ya, senin bu hırpalamaların yüzünden çekti gitti zaten. Yalan mı? Ömer, şimdi seni bir hırpalayacağım, göreceksin. Ya ben bir şey demiyorum. Bu hareketi kullanamazsın. Ama bir dakika ya, bir dakika abi ya. Karagözlü Hacivat gibisiniz vallahi ya.
Abi ya bunların başına gerçekten bir şey gelmiş olmasın? Allah Allah! Sen bu cadıların başına bir şey gelebileceğine aklın eriyor mu ha? Hakikaten ha. Üçünün de biraz süpürgesi eksik. Arkadaşlar kesin. Bak bunlar gizlenecekleri yeri bilerek kaçtılar. İki kesin. Kere iki dört bu böyle kesin. Birine. Doğru diyorsun. Ömer Bey çay var mı? Sen çay. Var abi. On. Ya dikkatli olsana. Yık, 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 evi yık, evi. Getir, getir. Götür abi onu. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Ne yapıyorsun ya? Ya dikkat etsene oğlum ya. Allah Allah! Abi ne bağırıyorsun ya? Korkutun o yüzden döküldü işte ya. Ya o haşladın oğlum bir de soruyorsun ne bağırıyorsun diye ya. Abi yine bağırıyor ya. Allah'ım yarabbim yine bağırıyorsun ya. Ayşe yengenin seni neden terk ettiği belli. Böyle hösöt bağırsa tabii gider kadın. Asıl Manoli iyi dayanmış senin gibi bir zevze. Dur abi ben zevzeklik yapıyorum. Hiç iyice kaybını kırmıyorum. Bana böyle öyle öyle tepemedi. Gel dur. Pardon Lorelle Hardy. Abi çok komik görünüyorsunuz ya. Şuna bak şuna. Bu kala tümbeli. Ne vuruyorsun ya? Selcan yengeni seni neden terk ettiği belli kardeşim. Evet. Bilmişsin sen bilmiş. Avukat Petra çekti. Hakikaten ya. Oturduğu yerden bizi eleştiriyor. Oğlum önce sen kendine bak kendine. Aa Kazım abi ya neyin varmış benim ya? İncelikse incelik, kibarlıksa kibarlık. Ukalalıksa ukalasın. Ömer bak üstüme gelme ha. Bak çok kötü olacak sonra ha. Ya bağırmayın kardeşim Mehmet uyuyor ya. Ben niye bağırayım ki abi ya? O bağırıyor. Ya abi ya bir susun ya. Allah aşkına bir susun ya kafam şişti vallahi ya. Şşş, şşş. Tamam tamam. Yalnız arkadaşlar farkında mısınız? Resmen çekilmeziz biz. Yani benim karım olsam çeker giderdim benden. Terk ederdim beni. Doğru doğru ya. Ya abi acaba kızlar haklı mı ya? Biz de onlara çok yüklendik. Yani suç sadece onlarda mı? Bizde de var değil mi? Baba. Gevşemek yok gevşemek. Hadi kalkın gidiyoruz. Kalkın gidiyoruz. Nereye hadi. Bizim bir durağımız var. O durakta çalışıyoruz biz kendi. Doğru ya, abi sofra ne olacak? Mehmet kalkışı toplar önce. Abi ben toplarım evciğim. İki dakika daha. Ömer geliyor ha. Yürü hadi yürü. Abi ben sana bakarım. Terk ederim seni. Terk ederim seni. Hadi Ayşe Hanım yürüyorum. Yürüyorum hadi. Kızım, ütülenecek bir şeyin varsa getir ütü. Yok anneciğim, sağ ol. Hafize gömlek hazır mı? Hazır Cevatcığım. Ha, bakayım buyur. Şöyle bir. Olmamış. Manşetleri bozuk. Aman baba, sen de annemin yaptığı bir işi beğenmezsin ya. Beğenmez. İlla bir kusur bulacak. Bir sabahta tatlı bir söz söyle. Bak. Yeni aldım. İki gündür üstümde. Hala fark etmedim. Sen de her an piş piş bekliyorsun Pakize. Sonra bilirsiniz ben öyle canım cicim muhabbetinden hiç hoşlanmam. Ay babam da ne kadar katı. Emekli oldu ama hala başkomiser Cevat Yıldırım olmaktan kurtulamadı bir türlü. Sen de ondan pek aşağı kalmıyorsun kızım. Anne demek istiyorsun anne şimdi sabah sabah? Akşam Celal'e yaptıklarını bir düşün. Ay ciddi misin ya? Tamam, bazen densizlik yapıyor ama sende de hata var kızım. Yalnız onu suçlama. Aa, içimi kararttınız güzeller. Asmayın suratlarınızı. Aman nasıl asmayalım Perihan Hanımcığım? Kocalarımızı idare etmeyi mi beceremiyoruz ki? Her yolu denedim. Bağırıyorum olmuyor, iyi davranıyorum olmuyor. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Görünürde benim evliliğim örnek evlilik ama görünürde tabii. Ay çok karamsarsınız çocuklar. Bütün evliliklerde ve birlikteliklerde böyle şeyler olur şekerim. Tamam olur da her gün mü? Ne yapsam yaranamıyorum. Adam aksi hayat. Aman zevzek olmasından iyidir. Hoş bir zamanlar o zevzekliğine bayılırdım ama o zamanlardı. Galiba burada en iyi durumda olan sizsiniz Perihan Hanım. Hakikaten Ramazan abi ağzınızın içine bakıyor yani. Ay vallahi Perihan Hanımcığım ne yaptın sen bu adama? Kul köle olmuş ayol. Ay yalan mı canım? Allah Allah adama gel diyorsun geliyor, git diyorsun gidiyor. Köle gibi işte. Hakikaten sözü ne? Vallahi işin sırrı falan yok Manolcuğum. Sadece dürüst davranıyorum. Ne hissedersem onu yaşıyorum. Ben de öyle yapıyorum ama adam fır fır dönmekten anlamıyor ki. Kenan da anlıyormuş gibi yapıp anlamayanlardan. İnşallah her şey düzelir. Hadi Selcan geç kalıyorum. İnşallah. Hadi hoşça kalın Perihan Hanımcığım. Akşama gene buradayız galiba. Başımın üstünde yeriniz var güzellerim. Hadi güle güle kızlar kolay gelsin. Aman akşama sakın geç kalmayın ha. Of of nereye gider bunlar kardeşim ya? Baba Kazım abi aklıma gelen herkese sordum ama yoklar ya. Arkadaşlar biraz taksiyi çalıştırın. Bunlar gizleniyorlar. Bunların mutlaka ve mutlaka bir suç ortağı var. Bizim önce bu suç ortağını bulmamız gerekiyor. Ben kendim.
terk edildi. Ulan şimdi bir tane çakacağım, göreceğim dalga geçme ha. Ulan vallahi billahi dalga geçmeyeyim ya. Tutamayayım, kendiliğinden oluyor. Terk edildi. Sakin ol. Ulan sana bir tane daha çarpma. Kenan. Abi ver oğlum. Uğraşma. Ah Nuray ah. Ya ne yaptıysam yaranamadım ben bu kıza ya. Yaranamıyorum ya. Ne biçim iştir bu, anlamıyorum ben ya. Of be of. Burası da aşıklar dergahına döndü. Ya çiçek götürürsün yaranamazsın, seviyorum dersin yaranamazsın, görmeye gidersin yaranamazsın. Ne biçim iştir bu iş? Ben anlamıyorum bu işi ya. Oğlum manyak mısın sen, kendi kendine konuşup duruyorsun ya? Bak Cello, zaten canımız burnumuzda, karılarımız bizi terk etti. Sen de burada orta yerde ah Nuray vah Nuray diye dolaşıp duruyorsun, öldürüp ben bunu öldüreyim ya. Of of beyler. Tamam buraya kadar. Bu kadar süründüğünüz yeter. Hele bir gelin bakayım şöyle. Söyle abi ne var? Geldik işte. Evet. Hanımlarınız, sevgili eşleriniz Perihan Hanım'dılar beyler. Ne? Gerçekten mi? Doğru mu? Ana. Yani çok ayıp Ramazan abi. Sana hiç yakışmıyor ya. Demek sen baştan beri biliyordun, bize söylemiyordun değil mi? Ramço, şu andan itibaren seni SF'le kınıyor ve protesto ediyorum. Yani bizleri tutacağına gidiyorsun, onları tutuyorsun. Aşk olsun. Ya çocuklar, çocuklar. Söylememi istediler. E ben de sustum. Tabii ya. Eşeklik bende. Vallahi bende eşeklik. Ya ne diye incelik yapmaya kalkarsın ki? Celal ne oluyor ya? Kardeşim iyi misin sen ha? Ya şey... Ya telefon çalıyor oğlum, açsana. Aç işte. Ya telefon ya. Celal. Biliyorum ya. Nuray arıyor işte. Oğlum açsana. Yok abi açmayacağım ya, çok kırdı beni ya. Vallahi çok kırdı. Celal! Oğlum bizim derdimiz bize yetiyor, açsana şu telefonu. Açmayacağım abi ya. Allah Allah. Seni hakikaten üzmüşler ya. Kazım abi farkında mısın? Nuray arıyor ve telefonu açmıyor. Arkadaşımız gerçekten kötü gibi ha. Çocuk ciddi ciddi bozulmuş. Ay açmıyor telefonumu. Demek ki gerçekten küstü bana, görüyor musun? Ay Allah ya. E sen de gönlünü al kızım. Nasıl alayım anne? Arıyoruz işte gönlünü almak için. Telefonu bile açmıyor. Daha ne yapabilirim? Hemen pes etmek olmaz kızım. İşte sana nazlanıyor. Sen de onun nazından biraz oyna. Of Celal ya. Siz evlenmeye niyetlisiniz kızım. Birbirinizi idare etmeyi öğrenmek zorundasınız. Haklısın galiba anne. Ay benim bir şeyler yapmam lazım. Ay lazım da ne yapacağım ben şimdi? Hadi bas kasa, bas kardeşim. Bir dakika, ne basıyorum kardeşim? Arabanın önüne attın, kendini sinek gibi ezecektim sen. Banka falan mı soydun ya, çantalar mankalar? Başımı belaya sokma benim kardeşim. Ne bankası ya, ben paparazziyim kardeşim. Ha sen birinden kaçıyorsun. Desene öyle. Allah, paparazzi ha. Abi yemin ederim birini biriyle yakaladın değil mi? Söyle, al ölümü görsün. Abi Allah'ını seversen. Acele et. Tamam ben acele ederim abi. Kimi kiminle bastın ne olur söyle, gözünü seveyim be. Bak bir şey gizliyorsan söyle ne olur. Bir şey gizledim yok kardeşim. Ayıptır söylemesi, baskıya film yetiştireceğim. Hadi bas durma ya. Tamam o zaman, ben de ne bileyim takip olayı falan var diye böyle bir an heyecanlandım ama. Neyse olsun. Yak sefer. Kenan arıyor galiba. Alo? Aa Hülya abla sen misin? Benim canım. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok Hülya abla. Ben de Levent'in dosyasını inceliyordum. Bir gelişme var mı Selcan? Şimdilik bir şey yok ama araştırma devam ediyor. Ben de bazı arkadaşlarımdan yardım istedim Hülya abla. Özlem'e bir şey belli etmiyorum ama Levent'in bu işten kurtulacağından hiç umutlu değilim. O hiç belli olmaz Hülya abla. Bazen öyle şeyler oluyor ki hiç umulmadık davalar çözülüyor. Sen umudunu yitirme. Sağ ol canım. Ben seni meşgul etmeyeyim. Bir gelişme olursa ben size haber veririm. Ben de öptüm. Hoşça kal Hülya abla. Gelin. İyi günler. Bizim randevumuz vardı. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun. Biz boşanmak istiyoruz. Biz de mi? Buraya senin zorunla geldim. Yine başlama. Gördüğüm kadarıyla bir karar vermemişsiniz. İsterseniz bir daha düşünün. Bunda düşünecek bir şey yok. Biz birlikte yapamıyoruz. Evet, o konuda sana katılıyorum. Gördüm. Ben senin o filmi öptüğünü gördüm. Allah'ını seversen söyle, o filmde ne var? Ne var? Çok merak ettim. Ne var? Adın ne senin kardeşim? Ömer. Senin adın ne? Akın. Ömer kardeşim, amba meraklısın sen ya. Ne yapıyorsun abi? Ömer, film değiştiriyorum. Görmüyor musun? Tamam canım. Ne azarlıyorsun ya? Çocuk mu var senin karşında? Bir şey soruyoruz hemen pat cevabını.
Allah Allah. Çattık kardeşim ya Gündüz Hayrına. Canım benim ya. Başardın oğlum. Bu sefer başardın. Aslanım benim be. Hah. Geldik, şurada duralım. Şurada mı? Şurada duralım. Tamam. Akın abi be. Kim olduğunu söyleme de bari kimin olduğunu söyle. Yani hiç değilse kiminle çektiğini söyleme de bari kim olduğunu söyle. He? Çok yakında öğreneceksin, merak etme. Farların ve yolların açık, gözlerin gazetemde olsun. Haydi sana iyi günler Ömer kardeş. Gözüm açık olacakmış. Heh, gazetesini okuyacakmışım. Ne okuyayım lan ben senin gazeteni be? Ketum ne olacak? Okursam iki gözüm önüme aksın. Ulan bir doğru dürüst kimin kimle ne yaptığını söylemedi ya. Hayret bir şey. Tabii. Bak yine beni dinlemiyorsun. Yedi sen de hep beni suçluyorsun. Biraz kendine baksana. Lütfen biraz ben sakin. Ben değişmedim. Değişen sensin. Eskiden yaptığın hiçbir şey yapmıyorsun artık. Ne bileyim bir çiçek bile getirmiyorsun. Hadi çiçekten vazgeçtim. Ne cesaret. Seni seviyorum bile demiyorsun. Ben bu sahneyi daha önce yaşamıştım. Sen de bana demiyorsun. Ama ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hep bunu söylemeni bekledim. Benim de senden beklediğim bazı şeyler olduğunu unutmaman lazım. Bakın bence siz evinize gidin ve bu konuyu bir daha düşünün. Ne dersin? Avukat hanım doğru söylüyor galiba. Kusura bakmayın siz de meşgul ettik. Hiç önemli değil. İnanın bu konuşmanın bana çok yararı oldu. Teşekkürler. Gidelim canım. Teşekkürler, hoşçakalın. İyi günler. Galiba ben de bu noktaya atladım. Mutlaka eskiden yapıp şimdi yapmadığım bir sürü şey vardır. Sadece Kenan'ı suçlamakla hata ettim. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor bir hıvan. Tamam sus. Abiler kolay gelsin. Sağ ol abi. Ya benim senden bir ricam olacak ya. Arabanın içi leş gibi. Müşteri girince vallahi utanıyorum. Temizler misin benim için? Tamam valla ben tozu dumanı yuttum. O işi yapamam yani. Yapamazsın ha. Tamam. Bir de sen gel üstüme Abuzer. Tamam gel. Zaten bana şu tepti bir de sen tep. Bir dakika ya. İstemiyorum şu. Tamam. Ama sen duygu sömürüsü yap sen. Allah! Ya bu ne böyle ya? Olur mu ya? Ya çekirdeği çitleyen 60 buraya. Şuraya bak. Bisküvi diyen ambalajını atmış. Bu ne ya böyle? Poturlar, mutular. Hayret bir şey ya. Anlamayayım ki kardeşim ya. Bu millet mi iyice pisleşti? Ben mi titizlendim? Hiç anlamayayım ya. Manolya didik deyip durma şunu. Doğru dürüst ye kızım. Ne yapayım Ekrem Bey? Moralim bozuk ya. Ay sevineceği yerde morali bozuluyor. O beygiri görmediğin için mutlu olman lazım, mutlu. Bence de. Bekarlığın tadını çıkar Manolya. Laf söyledi bal kabağı. Salak, boşanmadık biz. Evliliğimize bir sürü ara verdik. Alo. Aynur Hanım'la görüşecektim ben. Kimsin? Tamam. Veriyorum. Al, Abuzer Sersemi. Alo. Merhaba canım. Ay canım. Vallahi deli bu kız. Ne yapayım? Yemek yiyoruz işte Abuzer'cim. Afiyet, bal, kaymak, şeker olsun gülüm. Aynur'um, yani Aynur'cum bugün seni görmeye gelebilirim. Yani haberin olsun diyeyim. Tamam canım, bekliyorum. Çok öpüyorum seni. Bay bay. Maşallah Abuzer de postu buraya serdi. Sen tıkınmana bak canım. Hiç anlamıyorum. Bu ocak faresinde ne buluyorsun? Aa ne demek ne buluyorsun Ekrem Bey? Ben Abuzer'i çok seviyorum. Aynur, senin gibi güzel, alımlı bir kadın. Abuzer gibi bir dangalağı nasıl sevebilir? Rica edeceğim Ekrem Bey. Abuzer için bu tarz kelimeler kullanmayın lütfen. Ay şıracının şahidi kim Bozacı? Ay onu bir tanısanız Ekrem Bey hiç böyle konuşmazsınız. Ama nesini tanıyacağım o katırın? Oturmayı kalkmayı bilmez. İki kelimeyi bir araya getiremez. Vallahi siz ne derseniz deyin ben Abuzer'i olduğu gibi seviyorum. Gerçekten mi? Ay evet. İnsanları olduğu gibi kabul etmek lazım. Hem herkesin farklı bir özelliği vardır. Hah bak 40 yılın başı doğru laf ettin ha. Aman kesin zevzekliği de yayına bakın. Taktığınız kaseti burada çan yapıyorsunuz. Ay tamam Ekrem Bey ben gidiyorum. Kas kafalı mas kafalı ama doğru söylüyor. İnsanları olduğu gibi kabul etmek lazım. Çekil. Allah Allah. Bugün de herkeste bir sıkıntı var. Senin derdin ne oğlum?
Ben bileyim abi, ben bileyim ya. Yasemin bunu durakta bırakıp gitti. Sahi mi Erdal? Aa, Erdal niye anlatmıyorsun kardeşim bize ya? Ya Erdal ben sana ne diyebilirim ki ya? Şu avuç bile tutturdu, sen tutturamadın. Ömer! Bravo abi size, bravo. Destek olduğunuz için çok teşekkür ederim size. Aferin. Şey Erdal oğlum, ya bozuldu mu ya? Niye bozuldu? Abi ben olsam ben de bozulurum. Baksana, kız ilk günde postayı koymuş. Baba, birledim, ikiledim ben. Yapmayın oğlum, yazık çocuğa. Ya Ramço ne olacak ya? Bizim de sinirimiz bozuk ama ufaktan dalga geçiyoruz. Bir şey yok ki bunda. Abi gel bakayım, gel bakayım, gel. Gel, gel. Sen şimdi anlat bakalım bize. Bu kız seni nasıl mor etti ha? Ömer, abi sen hayatında hiçbir şey ciddiye almaz mısın? Ah, almaz olur muyum Erdal'cığım? Mesela mor adamlar konusunda senin sayende hiç sas yapmaya başlayacağım. Mor! Ömer'cim ya dalga geçme ya. Ciddi bir mesele bu oğlum. Abi niye uğraşıyorsun ki? Hayatında tek ciddi bir şey var mı? Söyle. El kafana taş gel ya. Sen sussana lan, aşk burada nasıl? Sana mı sorayım? Ya çocuklar yapmayın be evladım, yapmayın yahu. Ya Ramço bir şey yaptığımız yok. Kendi aramızda şakalaşalım dedik ama arkadaş biraz ciddiye aldı olayı, o kadar işte. Ömer, hayatında hala bazı anlamadığın şeyler var. Ya neymiş o lan? Abi duygularla eğlenilmez. Yok canım. Evet abi. Zaten bunları biliyor olsaydım şu anda Manoli evde olurdu. Haklısın. Allah ortalık aynı. Afiyet olsun ağam. Başka bir emriniz var mıydı? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Zerci. Ben radyoya kadar gidiyorum. Burada birbirini kesen, doğrayan, biçen olur. Haberim olsun ha. Emriniz olur Don Juan. Kim kim? Yani çiçek taksi durağının çapkını. Ha, Badi. Ömer, özür dilerim. Biraz sert konuştum galiba. Yok Erdal, özür dilemene gerek yok. Sonuna kadar haklısın. Herkes senin gibi düşünüyor zaten. Ömer, zevzek, umursamaz, ciddiyetsiz. Alo çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Ömer oğlum, seni fırının oradan istiyorlar, hadi. Tamam abi, gittim. Ömer. Yok Allah kahretsin. Alo kardeş. Ne yapıyorsun lan arabamda? Kimsin sen? Tanımadın mı kardeşim beni? Vay Akın. Parazit paparazzi. Küstüm evet. Oğlum ben sana. Ne yapıyorsun arabamda? Filmi düşürmüşüm, filmi. Ne filmi ya? Beni aldığın yerde düşürdüm herhalde. Bana ne düşürdüse düşür. Bırak kardeşim, çekil arabamda. Çekil hadi. Hadi beni aldığın yere gidiyoruz film için. Yok ya. Ben seni bir gıdım bir yere götürmem. Bir. İkincisi de benim şimdi acilen gidip fırından ekmek almam gerekiyor. Yani müşteri almam gerekiyor. Bırak. Kardeşim bırak. Evet. Bu hayati bir konu. Yok ya. Eğer filmi bulamazsam hayatım mahvolur. Bu kadar önemli mi bu film? Hadi bin gidelim, ne olur. İyi hadi bin. Bak bu son olsun, tamam mı? Abi ben arabanın yağını değiştirip geliyorum. Gidiyor, işte gidiyor. Gel benden. Şu giden taksiyi takip et. Arkadaşım benim işim var ya. Kardeşim önemli. İyi peki, hadi geçin, geçin. Hoppa. Ne bakıyorsunuz? Bir şey mi var? Bu benim geçen de tokatlayan o nalet huysuz kadın değil mi ya? Yandık. Nereye gidiyoruz hanımefendi? Bir dakika. Alo. Merhaba Gönül. Ne yapacağım? Ayol anneme gidiyorum. İki konuşurum da açılırım bari. Ne olacak canım? Bir adamla kavga ettik yine. Neymiş? Aksiymişim. Sen benim tepemin tasını attırırsan ben de aksileşirim tabii. Pardon hanımefendi. Nereye gidiyoruz dedim. Dur. Çatladın değil mi? Üsküdar'a gidiyoruz. İyi tamam da niye döver gibi söylüyorsunuz ki? Bana bak kardeşim, zaten sinirim tepemde, hiç seninle uğraşamam. Alo, ne diyordum? Ay tutturdu akşam annemlere gideceğiz diye. Ay vallahi daha bir ay önce oradaydık ayol. Ay zırt pırt gitmenin ne alemi var? Ay, sevmiyorum kadını zaten. Hello. Yenge, hoy hoy. Ay hoy Abuzer.
hoş geldin. Nasılsın? Aa, bu ne ayol? Bunlar bahar tikeleri yenge. Gelirken yoldan Aydınur'um için yoldaydım. Neredesin Mülüm? Kaktüs diyecektin herhalde. Yayında gelir şimdi. Bak yenge, yani benim flörtümü sevmiyor olabilirsin ama en azından ondan bahsederken dikkatli konuş ya. Ha tamam. Aa, Uzun hoş geldin. Aydınur! Gibi silkeledin ayol kızı. Çok tatlı şey değil mi Manoli? Ya evet. Aynur'um bunları senin için yolduydum. Ay inanmıyorum. Çok incesin o güzel. Çok teşekkür ederim. Bu arada şarkıdan sonra yayınım var. Unutma. Unutma. Ben aslında tatlı neyim alacaktım da parayı bozamadılar bilin mi? Ayıptır söylemesi hepsi olmuş. Aa abla ayıp söylenir mi ayol bunlar? Ayıp olur mu yenge ya? Şimdi ben aslında kredi kartı alacağım. Ama ve lakin bankada bir ton uğraşayım ya sıkılayım. Boş ver hiç uğraşma o işlerle. İstediğin zaman benim kredi kartımı kullanabilirsin. Aynur, sen nasıl konuşuyorsun öyle ya? Yani biz avrat, yani daha doğrusu kadın parası yemeyik ya. Delikanlıyı bozar böyle şeyler. Çok güldürüyorsun beni o güzel. Dur ben sana bir çay getireyim. Kuşum sen kanatlarını yorma. Ben uçağı hemen getiririm sana. Göreyim yenge. Oy, abam. Dur bardakları bulamazsın. Aynur'un abuzere davranışına bak, benim kuşuma davranışıma bak. Be kadın, sen bilmiyor muydun adamı alırken onun zevzek olduğunu? Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Yayını unuttum ayol. Ay kardeşim içim dışıma çıktı. Langur lungur gidiyorsun sabahtan beri ya. Ya hanımefendiciğim ilk defa oldu da. Karşınızda bir bayan var. Lütfen sesinizi yükseltmeyin. Sesimi falan yükselttiğim yok hanımefendi. Güzelce söylüyorum. Hala bağırıyor. Kadına bak amma ters ya. Geçtiniz geçiniz dur dur. İneceğim şuradan. Allah Allah hanımefendi önceden niye söylemediniz? Ben nerede bileyim nerede ineceğiniz ya. Lan al bir de uzatıyor ya. 10 milyon. Bozdunuz yok muydu? Yok yaratayım mı? İyi de ben burada nerede bozdurayım bunu? Tamam istemem kalsın. Helali hoş olsun. Benden olun bugün. Ah, sen ne demek istiyorsun ya? Beleşçi miyim ben? Hanımefendi bakın benim şekerim var. Şekerim artıyor vallahi başınıza tamam, kalırım ha. Bir de tehdit ediyor. Tamam tamam. Yarabbi ne insanlar var dünyada ya. Acaba ben de Ayşe'ye böyle mi davranıyorum? Yok canım ben bu kadar değilim ya. Öyleyim öyleyim ya. Ne oluyor ya? Ah Kenan. Allah Allah bir şey mi oldu acaba? Selektör yakıp duruyor. Birader kusura bakma benim ama iki dakika durmam lazım köşede durmaz. Hayır hayır sakın durma. Bu herifler beni takip ediyorlar. Yakalanırsak ikimiz de öldürürler. Beni öldürmesi ya. Kardeşim ne istiyorlar senden? Kardeşim karışık bir iş bu. Sosyeteden bir herifin metresiyle fotoğraflarını çektik. Herif uyanmış korumaları peşime taktı ya. O korumalarda bizi öldürecek öyle mi? Ha sen filmi o yüzden arıyordun. Ulan filmi çeviriyoruz burada manyak. Öldürecek bu adamlar bizi. Aynen öyle abiciğim. Ne yapacağım ben şimdi? Aynen öyle. Ne yapacağım ben şimdi? Girdin bir işe. Hadi kardeşim maske tak, geç şununla. Ya abi bundan daha hızlı gidemem ki ya. Ne yapayım yani? Emin misin? Abi ne yapıyorsun sen ya? Çeneni kapa da geç şununla. Tamam. Allah kahretsin. Ne oluyor ya? Kanki, durmam lazım. Aman abi, aman abi sakın durma. Bunlar tehlikeli heriflerdir. Durursan ikimizi de öldürürler. Ya ne demek ya? Kankinin başında silah var. Manyak mısın kardeşim sen? Öldürecekler kankayı. Gel gel gel. Gel oğlum gel gel. Ne oldu? Vurma. Yapmayın kardeşim. Nerede duracaksınız ya? Nerede film? Ne filmi kardeşim? Ne diyorsunuz? Bırak bunu ne var filmi? Oğlum şuraya bakın kardeşim. Ne yapıyorlar bu adamlar burada? Abi yemin ederim bende film falan yok abi ya. Abi. Pardon Ömer. Ya ne oluyor ya? Derdiniz ne abi sizin? Siz bu işe karışmayın. Ne yapıyorsun Kenan? Vuracak adamlar şimdi bizi. Geçin şöyle geçin. Tabii abi siz rahatınıza bakın abi ne demek ya. Siz vurun abi arkadaşı biz konuşuyoruz burada. Söyledim sana. Ya filmi verirsin ya da karışmam. Arkadaşım. Arkadaş şişme. Ne yapıyor? Kaşınma oğlum ya. Kaşınma ya. Oğlum ben de 3,5 atıyorum ama halletmemiz lazım bu işi. Arkadaşım. Hürmetler. Kenan arkadaşım bir şey söyleyecek size. Ya kardeşim versene filmlerin adamlarını ya. Belki işleri güçleri var. Ya bende bir şey yok. Ayıp da söylemese ne vereyim ya? Sen ben almasını bilmiyorum. Çıkart çantayı. Aç çıkart filmi. Çıkart çantayı. Çıkart çantayı. Adamlara zorluk çıkartıyorsun sen. Allah Allah. Aç şunu bir de nerede? İşte bu değil mi? Bu. Aç. İşte burada. Yalancısın sen var ya. Ya ne yaptın? Simi yaktınız ya. Ben ne yapacağım şimdi ya?
ne yapacağım? O bu film değil ki oğlum. Sen arabada değiştirmedin mi filmi? O film değil bu. Salak. Üçünüz de işin içindesiniz. Seyfullah kolla şunları. Abi ne diyorsun sen ya? Abi bak. Ömer ne yaptın ya? Sardın Seyfullah'ı başımıza. Ya Seyfo bıraksana kardeşim ya. Bizim bu olayla bir ilgimiz yok. Abi vallahi billahi bizim bu olayla bir ilgimiz yok. O film bulunana kadar bizzat işin içindesiniz o kadar. Abicim ben o filmi kaybettim. Arkadaşlarla o filmi aramaya gidiyordum. Ki niye arkadaşı? Elini kolunu uzatma böyle öldürürüm seni paparazzi vallahi billahi bak. Arkadaşım işte ne arkadaşım ya? Benim Kenan'dan başka burada arkadaşım yok. Benim de Ömer arkadaşım ya. Biz taksi şoförüyüz sadece. Çok konuşmayın. Seyfullah bindir arabaya. Bu iş böyle çözülmeyecek. Oğlum Ömer sen belanın kokusunu mu alıyorsun ya? Allah belanı versin senin paparazzi be. Koca İstanbul'da benim taksiden başka taksi bulamadım ya. Ne iyi tip duruyorsun lan küçük. Dur ya dur ya gideceğiz ya. Yürü. Gel gel. Yürü Ayşe'cim. Vallahi siz barışıyorsunuz şekerim. İlk adımı kim atıyor? Vallahi sen atıyorsun galiba. Tabii ben atacağım. Ölse ilk adım atmaz ya lanet adam. Hiç de değil. Adam üzüntüden kanlı gözyaşı döküyor şekerim. Canım. Ya baksana. Bu göbeği mi onun? Yok be yavrum. Üzüntüden kafası büyümüş adamcağızın. İnşallah barışırsınız bu kadar şekerim. Ay inşallah. Ağzına sağlık hayatım. Aman bu fal da içime sıkıntısını gidermedi ki benim. Vallahi bu adam her kendini öldürecek beni. Hep onları suçlamak olmaz şekerim. Biraz da kendinizi de araya suçun. Ama daha ne yapayım? Evime bakıyorum, temizliğimi yapıyorum, ütümü yapıyorum, çamaşırımı yıkıyorum. Sadece bunlarla olmaz Ayşe'ciğim. Erkeği dırdır yapmayacaksın. Ay vallahi yapmıyorum. Canım arada bir yapıyorum, dırdır ediyorum ama o da hak ediyor. Sonra anlayışlı olacaksın. Kendine bakacaksın. Aa, sen Kazım'ı hiç tanımıyorsun ayol. Süslenip püslenince de ne bu hal der? Alıştıracaksın Ayşe'ciğim. Her erkek bakımlı kadından hoşlanır. Tamam ama ben de onun biraz kendine bakmasını istiyorum canım. Evlendiğimizde dal gibiydi. Şimdi bidon gibi ayol. Doğru söylüyorsun. Herkes de fedakarlık yapması lazım. Meryem Hanımcığım bir şey söyleyeceğim. Bidon ama ben bu adamı seviyorum ya. Seviyorsun tabii Ayşe'ciğim. Tabii seviyorsun. Ah, sevmek çok güzel şeydir Ayşe. Telefonu ver. Ya kontrol bitti kardeşim. Ne istiyorsun? Uzatma hadi. Hemen veriyorum abi hürmetten. Telefonu sen ne yapacaksın telefonu ya? Allah Allah. Size yarım saat müsaade. İyice düşünün. Hafızanızı tazeleyin. Filmin yerini hatırlayın. Yoksa size üzüleceğim işler yapmak zorunda bırakmayın bizi. Ya arkadaşlar bir dakika. Bir dakika beyefendi. Yani bu yaptığınız çok yanlış bir şey. Buna adam kaçırma derler. Lütfen bir daha böyle şeyler yapmayın. Hadi Ömer gidelim biz. Oğlum beni. Şöyle bir Seyfo. Uslu durun. Hem sen ne biliyorsun? Avukat mısın? Bir dakika uslu dur. Uslu dur Seyfo. Şimdi ayvayı yedin uzun Ömer. Öyle silah uzatmak da olmuyor. Şu görmüş olduğun kankim var ya avukattır. Hapishanelerde sürüm süründürürdü seni ama dua et bugün iyi gününde. Neyse siz arkadaşı öldürün bize müsaade. Hadi bakalım Kerem. Yarım saat vaktiniz var. Buldunuz. Bulamadınız yoksunuz. Yürü Seyfullah. Kenan ben diyorum ki bu herifi burada gırtlaklayalım. Film minim unutulur biz de kurtuluruz ha. Yok Ömerciğim sakin ol. Bak böyle durumlarda sakin olacaksın ama sakin ol. Oğlum manyak mısın? Ya manyak mısın? Niye vermiyorsun filmleri kardeşim? Bir film için değer mi ya? Öldürecekler adamlar bizi burada. Allah Allah ya. Ya cidden filmin nerede olduğunu bilmiyorum. Durağa da zaten filmi aramaya gittim. Kötü tamam. Bak bu adamlar bizi çiğ yiyecekler ha bak. Durum çok daha ciddi. Öleceğiz. Karılarımız küs öleceğiz Kenan. Sakin ol. Kardeşim yani böyle durumlarda panik olmamak lazım da. Cep telefonumuz olsa arayacağız ya haber ver. Kime haber verir? Sakin ol. İmdat! Hiç merak etmeyin. Ne yapıyorsun ya? He? Bende bir telefon daha var. Ne? Telefon mu var? Bir paparazzi her zaman çok tedbirli olmalıdır arkadaşlar. Ver. Bir dakika. Gazeteyi arayacağım arkadaşlar. Ya, bir gazetecinin kaçırılmasından daha önemli bir şey olabilir mi ya? Ya olabilir tabii kardeşim. Başka bir önemli haber ver. Seni burada öldürmem. Manyak mısın sen be? Hala gazete haberi düşünüyor. Bak Kenan. Polis ara. Çabuk. 155-100. Hayır. Bırak polisi. Ordu gelsin buraya. Ya saçmalama Ömer. Ne ordusu ya? En iyisi ben durağı arayayım be. İşte bu müthiş fikirdi. Değil mi? Durağı ara. Alo. Ramazan abi. İzlaaaaa! Abi. Polis ara ya. Biz kaçırıldık abi. Ne kaçırması?
Ne diyorsun oğlum sen? Ramazan abi ya, uzun hikaye. Ben sonra anlatırım sana abi. Ramço! Kurtar bizi, öleceğiz burada be! Dur oğlum yavaş. Ne oluyor orada? Neredesiniz? Nerede miyiz? Ömer neredeyiz oğlum biz? Ömer neredeyiz? Neredeyiz oğlum? Ömer söylesene. Ömer yolu üstündeyiz. Abi Ömer yolu üstündeyiz. Bir depodayız abi. Yani zaten sağda solda başka bir bina yok. Evet, başka bina yok. Bir kaşarlı iki kıymalı. Onun telefonu. Alo! Alo! Vay be anıhtar vay! Ben şimdi sizi yapacağım bilirim. Abi bir dakika abi. Ay Allah, ses kesildi ya. Allah Allah. Ne oldu bu çocuklara böyle ya? Alo. Alo. Komiser perdeyi bağlar mısınız? Yok ya artık öyle mavilim falan ya. Hepsi geçmişte kaldı. İyi günler kardeşim. Hayırdır abi, niye durdurdunuz? Celal Kıraç sen misin? Evet benim. Hakkınıza şikayet var. Bıçakla adam yaralamışsınız. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Kim ben mi? Ne diyorsunuz memur bey? Ne adam yaralaması, ne bıçağı ya? Bir yanlışlık olacak bu işte. Uzatma kardeşim, hadi yürü. Derdini merkezde anlatırsın. Anlatamadım galiba. Asıl ben anlatamadım herhalde kardeşim. Yürü bin arabaya, polise karşı mı geliyorsun? Yok abi, yok. Tamam, geliyorum abi, geliyorum. Tamam, peki arabam ne olacak? Biz hallederiz. Merkezden ararsın abi. Abi böyle bırakmayın araba ya. Ay neler yapmışsınız orada öyle. Vallahi siz hiç gitmeyin çocuklar bu evden. Gitmek dediniz de ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben Kenan'a bencil davrandım. Ben de kuşuma haksızlık ettiğimi düşünüyorum. O beni nasıl olduğum gibi seviyorsa benim de onu öyle sevmem gerekir. Ay ben de dayanamayacağım. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Kazım'a haksızlık yaptım. Şu dilimi bir tutamıyorum ki canım. Bence bunları birbirlerinize değil, eşlerinize itiraf etmeniz gerekir. Söylediklerinize bakılırsa evlerinize gitme zamanı gelmiş galiba. Ay ben geri dönmek istiyorum Perihan Hanımcığım da. Şimdi Kazım'a suçluyum dersen parçalar beni ayol. Ay vallahi ben de Ömer'in dilinden kurtulamam. 40 kere kafama kakar. Ne yapacağız o zaman? Biraz daha bekleyelim de bu yaptıklarımız boşa gitmesin yani. Ay doğru söylüyorsun. Şimdi tek suçlusu biz oluruz. Neyse biz aramayalım o zaman. Nasıl olsa ararlar. Yani inşallah ararlar. Hay Allah. Ne zor şeymiş bu evlilik denen şey. Aradılar. Alo. Merhaba Ramazan Bey. Merhaba Perihan Hanım. Kızlar hala sizde değil mi? Buradalar efendim. Ya. Öyle mi? Ne olmuş? Ay Kazım arıyor. Ömer mi? Peki söylerim canım. Güzeller. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama Ömer'le Kenan'ı kaçırmışlar. Nurcuğum yemek zorundasın lütfen. Ama babam gelmeden yemem. Kızım bırak zorlama çocuğu. Tabii yemez. Ateş böceğim dedesini bekliyor. Müsaade et bakayım bana. Ha şöyle. Evet. Aç bakalım şimdi. Geliyor. İstemiyorum. Neden? Ama bak bunların hepsini ben yerim. Kocaman olurum. Sen böyle minicik kalırsın. O zaman bana biraz ver. Tamam oldu. Al bakalım. Alo. Aferin. Bir dakika lütfen. İşte bu. Gördün mü? Murat sana. Kimmiş? Bilmiyorum. Önemli dedi. Alo buyurun. Komiserim ben Salih. Adamı buldum. Buldun mu? Tamam, şimdi geliyorum. Ne oldu Murat? Baba bir haber mi var? Evet, Mesut'u bulmuşlar. Konuşmaya gidiyorum. Ay çok iyi. Aman Murat dikkat et. Baba kendi tehlikeye atacak, hiçbir şey yapma. Merak etmeyin, bir şey olmaz bana. Hadi güle güle. Ya yapmayın abiler ya. Vallahi ben suçsuzum. Hiçbir şey yapmadım ya. Bak isterseniz Dura'yı arayalım. Ramazan abiyle konuşalım ya. Ben sana ne dedim? Tamam abi tamam. Sus. Soru da sormuyorum ya. Ah işte geldim. Abi niye indik biz burada ya? Abi soru sorma abicim ya. Soru sorma yürü. Ya abi. Ya şimdi gene kızacaksın ama niye buraya geldik ya? Hani merkeze gidiyoruz. Adamı burada öldürmüşsün. Tatbikat yapacaksın. Ne tatbikat? Abiciğim ben daha ifade vermedim ya. Yürü işimizi mi öğretiyorsun? Allah yürü. Allah. Bir dakika. Otur bakayım. Otur. Biz şimdi geliyoruz. Sakın bir yere kaybolayım deme. Zaten başım belada. Bir de kaçıp şansını zorlama. Bir dakika ne oluyor ya? Allah'ım ben ya kabus görüyorum ya da kafayı yedim ya. Hayatım.
hayatımın erkeğini aşkımın çiçeğini sunabilir miyim acaba? Nuray, beni buraya sen çağırttın değil mi? Sadece bir sürpriz yapmak istedim. İnan bu çok büyük bir sürpriz oldu. Ya abicim bir dakika parazit yapma da konuşalım sevgilimizle ya. Sus abicim. Oh ya. Ya romantik değişik bir şeyler yapmak istedim ama pek beceremedim galiba. Canım dün gece için çok üzgünüm. Seni kırmak istememiştim. Bana ne kırdın ama? Hayatım çok üzgünüm. Bu sefer de affet beni. Tamam affederim. Öp. Ay. Duyuyorum. Olsun olsun. Senin gibi romantik bir sevgilim olduğu için çok mutluyum. Ben de senin gibi bir sevgilim olduğu için çok mutluyum. Hırçın mı alışayım beni? Gel, gel, gel. Tamam kardeş, devam edebilirsin. Ömer, kalk oğlum ya. Ömer, kalksana ya. Uyku numarası yeterli hadi, hadi. Kenan, ipimi çöz, ipimi. Ya ben gerçekten dalmışım Kenan ya. Ya saçmalama oğlum, ipi çözsene be. Yok ya, kolaysa sen çöz. Nasıl çözeceğim ben, manyak mısın ya? İşlerini çözeceksin oğlum. İşlerimi. Hadi, hadi gel. İkimize kalkmaya çalışalım, tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç. Ha, kalktım. Ben de kalktım. Kenan, dur. Dur, dur. Hayır, hayır, aynı anda dur. Tamam, tamam. Şşş, yavaş, yavaş, yavaş. Biraz ilerle, biraz ilerle. Okey, biraz ilerle. Okey, eğil, eğil, eğil. Hadi, eğil, eğil. Hadi, tamam, tamam, hadi. Oğlum, elimi ısırma sana be. Bir dakika, ipi, ipi. İpi bulmam, dur. Hadi arkadaşlar, biraz acele edelim. Tamam, tamam, tamam. Oldu ya. Oldu mu? Oldu, oldu, oldu. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, çözdüm, çözdüm. Hadi beni çöz, beni çöz, beni çöz, beni çöz. Kenan! Kes, çözsene şunu, çözsene! Şişlerini kurtuldun hadi! Kurtuldum ya, bir dakika çözülmüştük. Hadi, 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 hadi. Bitti, bitti. Bırak seni çözme. Öl bu sinirler burada kalsın. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hadi gidelim. Hemen koşuyoruz. Vay vay vay, ne oluyor burada? Kuşlar kanat çırpmaya başlamış. Yok ya, kusura abi. Bak. Ömerciğim bunu sıkı bağlamamışlar. Ben şimdi sıkı kanatlarını kırayım da görün. Ya bir dakika arkadaşım. Kenan abi bir şey söyleyeceksin abi. Ya bir dakika arkadaşım ya, bir şey söyleyeceğim ya. İki medeni insan gibi konuşalım. Ya fotoğrafı o çekti ya, bizim suçumuz ne? Konuşarak halledebiliriz değil mi arkadaşım ya? Şimdi sizin konuşmanızı ben... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Son söz. Kenan kardeş. Efendim Ömer. İnsanın ölürken en yakın dostun yanında olması kadar güzel bir şey yok. Benim için de öyle dostum. Bak seni kırmış olabilirim. Gerçekten özür dilerim. Geçen ay patlattığım spot lambası vardı ya arabanın. Sonra ben patlattım abi. Sen mi patlattın? Oğlum öldürürüm seni. Niye? Ben şimdi sizi yapacağım. Anne polisler. Ya anne polisler, anne polisler değil mi? Verin mi? Verin kardeşim. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Biraz önce kuşlar kanatlar, o kuşlar didikleyecek. Didikleyecek. Ne bakıyorsun? Şöyle. Ömer. Canımızı okudun lan bizim burada be. Sakin ol. Tamam, tamam. Gidelim kardeşim, gidelim. Bunu ne yapacağız? Bunu çözsek mi Ömer? Ha? Bilmem ki. Burada bırakalım, farelere yem olsun. Ya da dur, dur. Kimi kiminle bastığını söylemeden çözmeyelim ha? Ha söyle bakayım Papa ikinci Razi. O kimdi ha? Kimdi? Selamsın, hoş geldin başkomiserim. Hoş bulduk. Geldin bizimki. Birazdan damlar abi. Buraya geldiğinden emin misin? Güven bana abi. Her gün burada demleniyor. İşte kuş kafese girdi. Mesut sen misin? Evet ne olmuş? Yürü gidiyoruz. Siz de kimsiniz be? Hiçbir yere gitmiyorum ben. Polis. Ben de Levent'in kayınpederiyim. Hasan delinen adamla onu sen tanıştırmışsın. Bu hususta ifade verecek. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Hayır. Yürü. Yürü. Ben de senin yüzünden. Sen de benim kusuruma bak. Ay bakmam bakmam. Aman bu üç günlük dünyada birbirimizi kırdığımıza değer mi ya? İyi ki sen Kenan'la Ömer'in yanında değilmişsin. Yoksa ben çok üzülürdüm.
Niye gelmedi bunlar ya? Polise haber verdin değil mi Ramazan kızım abi? Kızım verdim dedim ya. Ya oha biz niye böyle oturduk? Ha? Kalkak bir şeyler yapak. Otur dön yerde. Ay sağ salim gelsinler, başka bir şey istemiyorum. Bir daha Kenan'ı asla üzmeyeceğim. Ben de Ömer'i asla üzmeyeceğim. Müjde kızlar, müjde. Kocalarınız geldi. Abi. Kenan abi. Geldiler ağalarım, geldi. Kazım abi, Allah'a şükür değil mi? Durağımıza geldik. Ya vallahi inanamıyorum. Çok kötü bir gün geçirdik abi Merve. Anlatın bakalım ne geldi başınıza? Ya aslında anlatılacak bir şey yok Ramço. Bak şimdi, benim arabaya bir tane paparazzi bindi, tamam mı? Bir lavuğun metresiyle fotoğrafını çekmiş. Bu fotoğrafın filmini de benim arabada düşürmüş. Yani adam öyle diyor. Biz filmi aradık ama bulamadık. Sonra adamın korumaları peşimize takıldı abi. Mesajının burnuna geçmiş olsun hadi. Eyvallah abi. Bir dakika ağlar ya. O film dediğiniz böyle makara gibi mi? Ha, bak. Ben onu çöpe cofut diye attım abi. İade ettim. Hanımlar hadi bakalım kocalarınızın kıymetini bilin. İlle başlarına böyle bir şey gelmesi şart değil. Hadi sarılın onlara. Kazım'ı örnek alın. Ya Kazım bir şey söyle şunlara. Hadi bakayım sarılın. Hadi. Hadi. Kazım abi yapma lan sen. Şuna bak çıkarım şimdi ha. Hadi bakalım hanımlar hadi. Hadi. Merhaba. Merhaba bana öyle yanına. Şöyle geliyor ha. Sal bakayım. İzin olursa ben de Aydın'ı bir arayıp cik cik edebilir miyim? Önce ben bir Perihan'ı arayayım cik cik'im de sonra sen cik cik'ler.